Merhaba, videoya hoş geldiniz. Bir önceki videoda size konuştuğum üzere XT360X3'ün daha detaylı incelemek istiyorum bu şeyde. Bu videonun içinde bu cihaz alınır mı alınmaz mı veya 360 derece kameralar nedenli işlevsel onları konuşmak istiyorum. Tabii burada bir önceki videoda hızlı bir kullanım vardı ve merak edenler için hızlı bir şekilde çekim yapmıştık. Genel detaylara değinmemiştik. Bu videoda daha detaylı bir video olmasını ümit ediyorum. Bir önceki videoyu izlemeyenler için cihazı tekrar bir tanıyalım. XT360X3'ün bu modelini görüyorsunuz. 360 derece kamera olduğu için önlü ve arkası kamerası vardır. Yan tarafta bir adet Type-C girişi, şarj ve cihazlara, bilgisayara vesaire bağlamak için. Bunların iç kısımlarında suya dayanıklı olduğu için silikon bir kaplama var. Bunu bu şekilde kapattığımızda gayet güzel bir şekilde su almıyor. Yan tarafını açtığımızda 1800 mAh'lik bir batarya sahip. Bununla aşağı 80 dakika falan bir video kaydı alabiliyoruz. Tabi bu 80 dakikalık video kaydını şöyle 360 derece 5.7K olacak şekilde hiçbir cihaz Wi-Fi'den bağlamadım. Ve mesela kayıt tuşuna aldıktan sonra 1-2 dakika sonra ekran güç tarafı için kapanıyor. O şekilde hani 80 dakika civarında bir kayıt alıyor. Ama bu 80 dakikayı ben tek parça üstüne almadım çünkü cihaza da kıyamadım. Yaklaşık 10. dakikadan sonra şu kısım biraz fazla ısındığını hissediyorum. Bu da işlemciden kaynaklı fazla görüntü işlediği için cihaz ısınıyor. O yüzden belli partlar şeklinde çektim. Aşağı yukarı 80-70 dakika civarı bir tek batarya görüntü kaydı alabiliyorsunuz. İlk videoda bahsetmiştim. Şu kısım işlemden kaynaklı biraz ısınıyor. Ama tabii ben 20'de kesintisiz 20 dakikanın üstüne kayıt almadığım için ısınması herhangi bir sorun yaratmadı. Ön kısmında ve arka kısmında ledler var. Bu ledler kayıt esnasında yanıp yanıp sönüyor. Aynı şekilde şarj olurken de yanıp yanıp sönüyor. Veya açtığımızda da mavi şekilde hazır olarak yanıyor. Bu tabi kapatabiliyorsunuz rahatsız etme menüsü olursa. Yan tarafta açma kapama tuşu var ve yan tarafta farklı bir quick menü olan işte atacağınız bir menü var hazır şeyler. 360 derece video çektiğinizde 5.7K'da 30 fps video çekimi sağlıyor size. Tek lens kullanmak isterseniz de aksiyon kamerası gibi 4K'da 30 fps çekim yapabiliyorsunuz. Cihazın sensörüne baktığımızda ise 1.27 santimlik 48 megapiksellik bir sensöre sahip. Dediğim gibi videoda 360 olduğu zaman 5.7K ekstra olarak 72 megapiksel de fotoğraf çekebiliyor önlü arkalı olacak şekilde. 8K olarak da timelapse çekim özelliğine sahip. 10 metre kılıfsız şekilde suya sokabiliyorsunuz. Tabi bunun fabrika verilerinde açıp net söyleyeyim tatlı su veya tuzlu su olduğuna emin değilim. O yüzden ben risk olmasın diye tuzlu suya sokmadım. Ama tatlı suda 10 metreye kadar sorun olmayacağını fabrika verisi iletiyor. Tatlı tuzlu ayrımı yapmamış. O yüzden sizin de riske atmayın diyorum ben şu anki bilgime bakarak. Birçok kendi içinde çekim modları var. Bu modlarda gayet pratik bir şekilde işlem yapmanı sağlayacaktır. Sensörün diyaframı da f1.9. Işıkla, düşük ışıkta tatmin edebilir, sonucu alabilir. Ama genel ister ki bir tık daha açık olsaydı daha iyi olabilecekti. Video formatında ise X360'ın kendi 360'lık formatı var. MP4 olarak da 4K yani tek lens çektiğinizde de MP4 olarak çekim alabiliyorsunuz. Normal formatında JPEG olarak alabiliyorsunuz veya X360'ın kendi formatı var yine 360'lık. O şekilde görüntü alabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla bilgisayara attığımızda X360'ın kendi formatı olduğu için onu ayrı bir kendi programı var. Onu yüklemeniz gerekiyor. Ücret bir şeyle indirebiliyorsunuz. Ses konusunda geldiğinde 4 tane mikrofonu var. Ortam sesini güzel algılıyor ama maalesef bu vlog çekenler için yeterli bir sonuç olmayacağını düşünüyorum. Ses olarak çok tatmin etmedi beni. Özellikle vlog çekenler için diğer türlü doğal sesi veya aksiyon sesi alan sıkıntı yoktur. Harici bir mikrofonda takılıp takılmayacağı hakkında bir veri göremedim. Kendine dedim Type-C mikrofonlarım vardı. Type-C mikrofonları dedim kablosuzları maalesef bir desteklemesi yoktu. Ekstra bir desteklemesi var mı? O hakkında bilgim yok. Fabrika verilerine baktım. Onları da dinlettik.
belirginlik göremedim maalesef. Aksiyon kamerası bir kullandığınızda keskinliği gayet güzel. Hani tatmin edici. Ama kullanım bakımına geldiğimizde 360 derece alışkın olmayan insanlar için biraz tuhaf oluyor. Mesela veya çok fantastik görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ben iPhone 13 Pro ile kullandığımda, yani bağlantısını yaptığımda telefona, yani sanki görüntüler cep telefonundaymış gibi istediğim şekilde oynatabiliyorum, kırpabiliyorum. Hiç donma veya herhangi bir bağlantıda sorun olmadı. Yani gayet güzeldi. Ama bilgisayara yüklediğim zaman, mesela SD kart çıkartıp bilgisayara yüklediğimde, bilgisayar programı telefondaki program kadar işlevsel ve kullanışlı olmadığı fark ettim. Şey daha güzel. Cep telefonu kullandığım program, arayüzü vesaire, bilmiyorum elimiz alıştığı için mi, cep telefonu çok daha rahat ve kaliteli sonuçlar alabildiğini düşünüyorum. Ama fotoğrafçı arkadaşlar için bahsediyorum. Çoğumuz DSLR makine kullandığımız için aynalı ve aynasız çok keskin ve net görüntüler elde edebiliyoruz. Çünkü sensör boyutu çok büyük ve cihazları ona göre üretildiği için çok net ve kaliteli sonuçlar elde edebiliyoruz. Şimdi aksiyon kamerasına geldiğimizde, sonuçta X-T5'ten bahsedersem, X-T5 sadece body'si, gövdesi 30 bin küsur olan bir cihaz. Bunun sadece 11-12 bin lira civarında bir fiyatı oldu. Sen, hani ikisinin 4K'sının aynı olacağını düşünmemek gerekiyor. Hani olmayacak da zaten. Şimdi 360 derece çekim yaptığımızda 5.1K'da, tamam, güzel bir sonuç elde ediyorsun ama keskinlik ve renk bakımından mükemmel bir sonuç beklememek gerekiyor. Çünkü bu hani her ne kadar normal baktığımızda pahalı bir cihaz gibi görünse de, yani profesyonel açıya baktığımızda o kadar da pahalı olmayan bir ürün. Sonuçta çoğumuzun, fotoğrafçı arkadaşını bahsedersem, çoğumuzun bir lensin kadar bir fiyatı var. Ama bu size yanılgı olmasın ki, yani sosyal medyaya veya farklı mecralarda telefonla izlenebilen görüntülerin hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Ama büyük projeler için veya farklı çekimler için, hani bilgisayarda veya TV'de oynattığınızda biraz daha sonuçların düşük olacağı söyleyebilirim size. Ama sosyal medya için üretiyorsanız, yani cep telefonuna görüntüden hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Görüntünü düzenlerken bile birçok varyasyon kullanabiliyorsunuz. Yani istediğiniz şekilde aksiyon kamerası gibi çekim yapabiliyorsunuz. Veya örnek vereyim, 360, ters 360 dönebiliyor. Yani çektiğiniz görüntü aslında bu şekilde çektiğinizde etrafı istediğinizi kullanabiliyorsunuz veya takip şeklinde etrafı dönebilirsiniz. Hani aslında size olabildiğince bir esneklik sağlıyor 360 kameralar. Ama bu 360 kameralar daha çok, yani benim nezdimde, sosyal medya içerikler için idealdir. Ses deneme. Şu an akşam vakti, ortamda ses yok. Ses deneme. Şu an ön kamerada tek lens çekimi yapıyoruz. Bu tek lens çekiminde keskinliği görüyorsunuz. Yani yürüdüğüm yolu gördünüz. Titreşim özelliğinin nasıl çalıştığını görebilirsiniz bu şekilde. Alt eksenli jiroskopu var demiştim. Titreşimi engellemesi güzel. Hatta biraz zıplaya zıplaya gidersek, koşarsak. Şu an üstündeki her şey sallanıyor, görüyorsunuz. Peki titreşim özelliği ne sizce, stabil bir görüntü? Bunun yorumunu size bırakıyorum şu an. Durum bu. Umarım faydası olmuştur. Şimdi size Insta360X için uygulamasından bahsetmek istiyoruz. Telefon uygulamasından bahsedeceğim şu an. Evet. Şimdi ben daha önce ürünü tanıttığım için, hatta buradan da kablosuz internetin açık olması gerekiyor, Wi-Fi. Şimdi gördüğünüz bir bağlantı daha önce olduğu için
Direkt şey yaptı. Burada hayır teşekkürler. Ben bunu kullanmak istiyorum. İşte artıyorsunuz. Buradan sonra Insta360 ile fazla yapacağınız bir şey yok. Bir kenara koyabilirsiniz bu saatten sonra. Şu an artık her şeyi telefondan bakabiliyoruz. Uygulamaya genel olarak bakarsak burada dediğiniz gibi kamera kısmını kamerayı gösteriyor. Burada favori videolar, tümü, fotoğraflar vesaire bunları gösterebiliyor. Burada seçebiliyorsunuz veya işlemler yapabiliyorsunuz. Alt kısımda böyle direkt ve burada internet istiyor kadarıyla. Burada işte albüm. Bu kısma geldiğimizde de kameraya bağlanarak buradan çekimi kontrol edebiliyorsunuz. Tabi burada gördüğünüz gibi istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Bak daha şöyle bir yere koyarsak şu köşeye koyalım. Hadi çok uzak fark olmadı ama şimdi böyle bir yere koyduk. Buradan istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz. Tabi zaten 360 kamera olduğu için nereye çekerseniz çekin etrafı gösterecektir. Daha sonra buradan işte hangi açıda çekmek istediğiniz 4K'ya düşürebiliyorsunuz veya 3K'ya düşürebiliyorsunuz 1080 360 derecede. Biz bunu şekilde 30 FPS çekmek istiyorum. Ben normalde aslında 25 FPS çekerim de bazen sıkıntılar oluyor. O yüzden 30 FPS'e çek düzeltiyorum. Burada log, renkli veya farklı çekimler. Ben şu an log çekeceğim. Daha sonra düzenlerim diye. Burada farklı ufak tefek histogram gibi belli ayarlar gösterebiliyorsunuz. Şurada 360 olarak döndürebiliyor. Şu an tek lens çekimi yapıyor. Bu da aksiyon kamerası özelliği gibi olmuş oluyor. Veya diğer lens de kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde biz tabii şu an ön lens gösterelim. Burada 360 derece kameramızı görebiliyoruz. Filmi oynatabiliyoruz. Daha sonra bu alt kısma geldiğimizde belli çekimler. Starlapse yapabiliyorsunuz. Blur Set, Interval, HDR fotoğraf, normal fotoğraf, video, timelapse, aktif HDR, bullet time, time shift, loop recording gibi veya canlı yayın yapmak istiyorsanız burada mecrayı seçerek canlı yayında yapabiliyorsunuz bu kamera üzerinden. Şimdi biz videoda duralım. Şu an video kısmındayız. Tabii otomatik olarak değil de ışığı, rengi, kontrastları kendi ayarlamak istiyorsanız buradan da manuel kısma gelip enstantaneyi, ISO'yu veya beyaz dengesini ayarlayabilirsiniz ama şu an otomatikte devam edeceğim ben. Şu kısma gelerek de farklı sekmeleri altta gördüğünüz o şu yana kaydırarak gördüğünüz şeyi buradan da seçebilirsiniz. Şimdi burada Stories kısmına girmek istiyorum. Stories kısmında gördüğünüz gibi şu an bir şey yok. Yeniledik. Şimdi belli çekim özellikleri var. Burada hazır kalıplar. Mesela ben size şu an bunu çekmiştim. Bunu göstermek istiyorum. Bunu tıklıyorsunuz. Tabii yüklenmesi biraz süre alıyor. Evet, şu an geldi. Böyle bir video yapabiliyorsunuz. Bunun için ben daha önce çekmiştim. Burada use time dedikten sonra çektiğimiz bir video vardı. Evet, video burada kontrol edebiliyorsunuz. Evet, böyle bir video elde edebiliyoruz şu an. Gördüğünüz gibi bu hazır bir kalıptı. Bunu daha kendi isteğinize göre, ben şu an renkleri daha ayarlamadım. Sadece nasıl olduğunu göstermek için yaptım. Böyle hazır kalıpları var. Bunu da görebilirsiniz. Sonra Clone Loop var mesela. Clone Loop'u da deneyebiliriz. Ona benzer bir videomuz vardı. Bu son çektiğim mesela.
Buradan açımızı ayarlıyoruz. Mesela diyor ki insan bulunmuyor. Buradan bulduktan sonra yeni tracking alıyor. Gördüğünüz gibi insan olan kısımları seçiyor. Şimdi 360 derece çekim yaptığınızda ekranda döndüğünüzde veya yandan sağa sola geçtiğinizde kendinizi takip de ettirebiliyorsunuz. Bu da aslında güzel bir özellik. Yani Studio'da sadece tek yani olması gereken kısım. Bu yan kısımlarda iki lensin buluştuğu açıdan kaynaklı bazen bir ufak tefek geçişlerde problem olabiliyor. O da bariz abartı bir sorun değil bence. O da çok yakından bir şey olduğunda mesela selfie çubuğunda kaybolması sebeplerinden birisi aslında o iki lensin arasında kaldığı için, tam ara açıda kaldığı için kayboluyor. Şimdi bu kadar tracking yeter diye düşünüyorum. Şu an durdurmak isterim ama kıyamadım da biraz daha devam etsin. Şu an durdurdum. Evet. Evet, güzel. Generate yapalım. Generating yapalım. Şimdi hemen burada bir düzenleme yapıyor cihaz. Birazdan panel açacaktır düzenleme paneli. Yani cihaz şimdi bir yandan da arka planda bunlar olurken ben biraz da konuşmak istiyorum. Şimdi iPhone cihazda bu düzenleme yaparken çok daha hızlıydı. Bu düzenlemeyi yaparken tabii kullandığınız cihazın da ne kadar kaliteli olduğuna bağlı. Bu aslında normal özelliklere olarak güzel bir özelliklere sahip olmasına rağmen mesela işleme konusunda yavaş kalıyor ama bunu iPhone'da yaptığınız zaman bu düzenleme çok daha hızlı oluyor sizin için. Bu da beklemeyi veya bazı noktalarda iyi olabiliyor. Uygulama işlemi bitirdi. Şimdi bakalım. Yani gördüğünüz gibi klon şeklinde birçok açıyı değiştirip kendi düzenlemesini yapabiliyor. Tabi burada görüyorsunuz otlardan kaynaklı bazı sorunlardan kaynaklı şey yapmış. Mesela kafa kısmı kaybolabiliyor. Mesela burada dönmeyi durdurabiliyorsunuz. Veya seçebiliyorsunuz. Bu şekilde düzenlemesi oluyor. Daha sonra buradan da çıktısını alabiliriz. Tabi burada kendimiz de burada otomatik bir ayar veriyor. İstenen kas düzenleyip de farklı ayarlarda bulabiliyorsunuz. Tabi ben otomatik yani şu şekilde çıktısını alacağım. Export dediğimizde görüntüyü kaydetmeye başlıyor. Burada gördüğünüz gibi birçok seçenek var. Veya paralel planet diyemişler. Bunu da açmak istiyorum. Bu da aslında güzel. Bir nebze de zaten şuradan sesi kapatamıyoruz galiba. Bir nebze de burada nasıl yapacağınızı da gösteren videolarda yapıyor. Bunu nasıl yaparsınız diye. En son nasıl olacağını gösteriyor size. Şimdi albüm kısmına girdiğimiz kısmında da mesela burada çektiğim bazı çekimler var. Şu mesela. Şimdi burada bu videoyu açarken hemen hızlıca açsın. Evet. Şimdi videoyu görüyorsunuz. Çekim yapmışız. Şimdi bazı konularda bu uygulama ilk defa açtığınızda sizi yönlendirdiği için biraz sorun var. Okey. Okey. Tamam. Tamam öğretmen bitsin. Şimdi cihaz size öğretim yapıyor. Mesela şu an cihazın sesini kısayım. Evet. Şimdi mesela çektiğiniz video bu şekilde olduğu takdirde gördüğünüz gibi istediğiniz gibi oynatımını yapabiliyorsunuz. Veya biraz daha farklı çekimler veya döndürebiliyorsunuz sağa sola. Bu şekilde size aşırı bir esneklik sağlıyor bu 360 derece kameralar. Mesela video devam etsin. Mesela videonun biraz daha ilerisinde artık şeye geçeceğiz. Evet. Şimdi mesela burada 3 metrelik bir açıdan bahsediyoruz. Burada gördüğünüz gibi drone etkisi gibi size bir video gösteriyor. Şimdi devam etmeli. Görüyorsunuz 3 metre uzaktan yani güzel yani özellikle sosyal medya için mükemmel görüntüler elde ediyoruz. Tabii burada daha da büyütebiliyorsunuz veya burada yaklaştırmak isterseniz yakınlaştırabiliyorsunuz da. Bu şekilde çekimleri istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi mükemmel bir
genişliğe sahip. Şimdi burada çektikten sonra da inanılmaz yani, gerçekten bu etkileyici. Yani ilk defa kullananlar için mükemmel bir özellik. Mesela burada kullanıcının mecraya göre de düzen ebatları ayarlayabilir. Mesela eğer yatay bir şey değilseniz yatay şekilde de bir size taslak hazırlıyor. Veya daha geniş veya kare. Şu an sosyal medya için ürettiğimiz için dikey pozisyon da istiyoruz. Burada gerçekten güzel. Şimdi şu kısma geldi de bak, şurada bir nokta var değil mi? Bu aslında basılı tuttuğumuzda insanlığı algılayabiliyor ve onun hareketlerini takip ediyor. Şurada seçeceğim. Mesela Star Trek dediğinizde şu an seçtiğiniz nesneyi takip ediyor ve 360 derecelik açı nerede olursa olsun seçtiğiniz nesne neredeyse ona göre bir ayarlama yapıyor ve daha sonra bu kısma geldiğinizde bu açıları vesaire takip ettiğini, özelliklerini buradan düzenleme yapabiliyorsunuz. Peki ya geri geldim. Mesela şu noktaya geldiğinizde hani diyorsunuz ki bu açılar nasıl ayarlanıyor? Burada biraz ağacın üstüne falan, şurada geri kısma gitmek istiyorum. Mesela daha basit. Şimdi farklı bir açı yaratmak istiyorsunuz. Nasıl? Genişten dara gelmiş. Şu an mesela çok geniş ve güzel, estetik bir güzel bir açı. Bu noktaya tıkladığımızda durduralım videomuzu. Bu noktaya geldik. Burada gelemedik pardon. Şimdi buraya gelip tıklayalım. Şimdi burada bir açımız var. Bu açımızı istediğimiz seçebiliyoruz. Ben şu an burada genişleyeyim, en genişte. Şu, biraz daha ileride daha zoom yapmak istiyorum kendime doğru. Burada tekrar bir nokta seçip burada kendime zoom yapıyorum. Daha sonra okey ediyoruz. Şimdi artık şu geri kısma geldiğimde bak görüyorsunuz, oynata bastım. İlk noktada genişiz. O nokta şimdi. Daha sonra o ikinci seçtiğim şekilde aşağı doğru iniyor. Açıyı buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu noktalar, mesela bu nokta kısma tekrar gireyim. Tabii de devam ettiği için bir yandan da sorun oluyor. Şu an mesela bu nokta kısmındayız. Şu nokta kısmındayız. Burada farklı farklı seçenekler döndürebiliyorsunuz veya farklı açıyı burada ayarlayabiliyorsunuz. O yönden çok zekice. Mesela ben bilgisayarda bu kadar işlevsel dayanamadım. Veya daha sonra mesela burada sarı kısmı görüyorsunuz. Bu beni takip ettiği özellik. Burada kamerayı ne tarafa çevirirseniz çevirin sizi takip eder. Belli bir şey. Zaten normalde de eğer jiroskop ayarından kaynaklı belli çekimlerde bir yere sabitleniyor, orada sabit duruyor. Düzenlerken de böyle ekstra size bir esneklik tanıyor. Yani gördüğünüz gibi burada ekstra genişliği alabiliyorsunuz veya farklı farklı çekimlere döndürüyor. Bak dokundukça çok farklı bir çekim oluşturuyor size. Veya bu şekilde değil de şöyle yaptığınızda böyle bir görüntü elde edebiliyorsunuz veya ben normal görüntü yapmak istiyorum. Bu şekilde veya o sıra karşı çekmek istiyordu mesela. Karşıyı da bu şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Yani bu da inanılmaz bir esneklik tanıyor. Şimdi bu cümleye belki sınırlı olarak inanılmaz ama hani ilk defa böyle aksiyon kamerası kullananlar için de yani gerçekten hoş, etkileyici sonuçlar elde ettirebiliyor. Yani şu dünya gibi bir efekt var şu an. Yani bunları size sunuyor. Farklı bir videoya gelelim mesela. Şurada az önce bu yaptığım bir video vardı. Onun ham versiyonu açmak istiyorum size. Bu arada mesela dur, videoyu duralım. Şuradan ben kesmek istiyorum bu kısmı. Okey. Şuradan kesmek istiyorum şuraya kadar. Şuraya kısmında baştan sona kalabalık olmasın. Tamam, şu an kestik. Videoyu kırptık. Buraya geldiğimde kendim neredeyim? Buradayım. Mesela ben bunu gezegen şeklinde yapmak istiyorum mesela. Devam edelim. Kendi kendine bu şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz ve hoş sonuçlar elde ediyor. Bak şimdi mesela alt kısımda üçgen şeklinde tripod olduğu için gördüğünüz gibi karışık. Tek bir nesne çubuk olduğu zaman yok ediyor ama böyle üçgen veya farklı şeyler alıp görüküyor. Yine en dibe genişe aldığımızda bu şekilde sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bak hani dünyanın etrafında dönüyormuş veya tam tersi de yapabiliyorsunuz. Veya böyle bir sonuç.
Buradaki sonuç sizin tabii şey biz bunu kaydetmediğimiz için şimdi böyle şimdi düşse şöyle yaptığımızda peki istemiyorum şu an. Buradaki olay sizin yaratıcınızla alakalı. Ya gördüğünüz gibi burada farklı bir nesne veya farklı bir olay yaratabiliyorsunuz. Tabii aksiyon sporları için bu daha da geniş. Biz burada sadece basit birkaç çekim yaptık. Şimdi videonun sonlarına doğru geldiğimizde genel olarak bu şekilde. Orada hızlı falan da burada belli ayarları yapabiliyorsunuz. Düzenlemelerini falan yapıyorsunuz. Böyle özelliklere sahip. Şimdi videonun sonuna doğru yavaştan geldiğimizde de merhaba. Aslında ilk başta bilgisayardaki uygulamayı kullanmak istemiyordum ama yine de gösterelim. Şimdi ilk başta görüntülerimizi burada import etmemiz gerekiyor. Mesela bu son çektiklerim hepsini import edip bakalım. Şimdi dosyalarımızı import ettik. Aslında ben en başta bilgisayardaki uygulamayı kullanmak istemiyordum. Yani göstermek istemiyordum. Ama yine de bakalım beraber inceleyelim. Yorum size kalsın. Burada bilgisayardan dosyalarımızı görebiliyoruz. Burada listeleme şekli veya fotoğraf şeklinde gösterme. Burada filtreleme tarzı veya bir özellik. Burada tekrar dosyaları import etmek istediğiniz bir kısım. Burada kart veya favori gibi kısımlar bulunmaktadır. Daha sonra burada bu ayrı zamanda bir yani oynatıcı özelliğine sahip olduğu için bu şekilde ileri geri özellikleri var. Mesela böyle oynatıyor. Bundan önce ben kırptığım için bu şekilde gözüküyor. Burada da ileri geri süreyi gösteriyor. Burada ekstra mesela kırpma. Yani bundan şu an arka kısmı buraya da kırpıyor veya buraya geldiğinizde buradan sonrasını kırpıyor. Bu şekilde bir pratikliği var. Daha sonra şimdi geri yaptığımızda gördüğünüz bu şekilde bir görüntü oluşturuyor bize. Ama biz istiyoruz ki mesela etrafı doldursun. Mesela bu şekilde doldurduğu bir görüntüde buraya tıklayarak elde edebiliyoruz. Daha sonra burada titreşim özelliğini aç kapama özelliğine sahip. Burada bazı işte bu iki lensin birleşim mevzusu var ya ondan bahsediyorum. Bunu normal şekilde gösteriyor. Burada ufak tefek ayarları var. Bu kısma geldiğinizde şimdi log çektiğimiz zaman mesela renkler daha farklı görünüyor ama mesela color palette kendi belli bir oranda renklendirme yap ama gördüm mesela biraz siyah kısımları fazla yaptı. Buradan da belli oranda opaklaştırabiliyorsunuz veya burada farklı seçenekleri de seçebiliyorsunuz. Ben şu an Color Plus'ı biraz şöyle düşürüp kullanmak istiyorum. Burada Audio yani sesle alakalı kısım. Burada orta kısma böyle ikon koyuyor. Hazır kalıp. Veya isterseniz kendiniz de buradan oluşturabiliyorsunuz biliyorum. Daha sonra burada işte proje isimlendirmesi falan. Burada dosyanın bilgileri. İşte çekirdeği, tarih, kilobayt, megabayt falan. Şimdi bu kısmı kapatacağım ben. Bu kısma şu an işimiz yok. Gördüğünüz gibi buradan sağ farenin sol tuşuna bastığınızda hareket ettirebiliyorsunuz. İleri geri yakınlaştırmak için de tekerleği ileri geri yapmak gerekiyor. Sağ tuşa tıkladığınızda bir işlemi yok. Şimdi böyle bir görüntümüz var. Oynatalım mesela bu şekilde. Şu an sesini de kısayım. Gördüğünüz oynatımı sağlıyor. Şimdi aslında şu kısma baktığımızda yaratıcılık kısmı mı böyle bir yerden. Peki bunu şöyle yapabiliriz. Böyle oynattığımızda böyle farklı bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Veya böyle tıkladığımızda görüntüyü biraz daha farklı kısımlara doğru alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Sanki bir kuyuya sokuyormuşsunuz gibi kamerayı. Değişik bir görüntüler elde edebiliyorsunuz. Tabii bunu bu şekilde tekrar düzeltebiliriz. Veya daha basit bir şekilde normal görüntü alabiliriz. Yine bunda da belli özelliklere sahipsiniz ama mesela şu şekilde almanız gerekiyor bazı özellikler için. Mesela şu özelliği bakın. Şunu aldığımda o sekme kaydoldu. Mesela burada görüküyor. Yine burada 16 ya 9 dikey veya yatay şeklinde ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Kullanacağınız mecraya göre
veya farklı boyutlarda. Burada ekran görüntüsü alabilirsiniz. Buraya tıklayıp da tam boyut alabiliyorsunuz. Düzenleme açısından. Yine burada da hani az önce de göstermiştim. Mesela diyorsunuz ki ben burada bu şeyle genişten başlamak istiyorum. Daha sonra biraz ilerlesin. Bu noktada bir nokta alışalım. Burada da bana yakın olsun diyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde burada ileri aldığımızda gördüğünüz gibi kendi kendine istediğiniz şekilde hareket ettirilmesini sağlıyorsunuz. Yine buradan bir track, yani takip özelliğine sahip olabiliyorsunuz. Burada start dediğiniz gibi seçtiğiniz nesneyi bu şekilde kare kare seçiyor. Daha sonra buradan da time shift özelliği, yani hızlandırma özelliği gibi bir özellik. Bunu böyle seçip mesela şu an 2x'de bunu daha da fazla hızlandırıp o kısımları hızlı olmasını sağlayabiliyorsunuz. Daha sonra bu kısımlarda belli özellikleri görebiliyorsunuz bu şekilde. Burada Motion Blur özelliği görebilirsiniz. Uygulama genel olarak bu şekilde. Diğerinde mobilde olduğu gibi bazı story özelliklere sahip değil. Videoları bu şekilde görebiliyorsunuz. İstediğiniz düzenlemesini yapabiliyorsunuz. Yani yaratıcılık size kalmış. Burada nasıl isterseniz o şekilde düzenlemesini yapma imkanına sahipsiniz. Veya burada yine böyle bir görüntümüz var. Burada bir yana oynamaya devam ederken siz dediğiniz şekilde görüntüyü oynamasını sağlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi veya bu şekilde yapıp etrafını dolmasını sağlayabiliyorsunuz. Export kısmına geldiğinizde mesela kırptığımız bir görüntü veya renklendirdiğimiz bir görüntüyü buradan Start Export tuşuna bastığınızda burada seçenekler oluşuyor. Şu an mesela bu videoyu normal video bu kısma geldiğinde 360 olarak elde edebiliyorsunuz. Burada bitrate'ini görüyorsunuz. Ebatlarını, kayıt yapacağı formatı. Burada ayarlayıp istediğiniz kısımda Start Export dediğinizde çıktısını alabiliyorsunuz. Bilgisayar uygulaması da bu kadar. Hani herkesin aklında şu soru var. Aksiyon kamerası mı alsam yoksa böyle bir 360 derece mi kamera alsam? Ya inanın normal baktığımızda pahalı cihazlar. Nasıl pahalı cihazlar? Ülkemizde asgari ücreti 8.000 küsur lira, 8.500 lira civarında bir para. Şimdi bu cihaz 12-13.000. Yani çubuğunu istiyorsunuz. Çubuğu yanımızda yok şu an. Alt kısımda kalmış. Çubuğunu istiyorsunuz. Çubuğu onun 2.000 lira falan. Şimdi bunlara baktığınızda ülkede böyle şeyleri almak biraz zorlayıcı olabiliyor ama hani imkanınız varsa ve aksiyon kamerası gibi benzer bir şey almak istiyorsanız bunu tavsiye edebilirim. Ama tabii tavsiye ederken burada telefonla çeken arkadaşlar için bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama DSLR, profesyonel çekimler yapanlar için mükemmel bir sonuç beklemelerini istemiyorum. Çünkü bu bir hayal kırıklığı olur. Sen 30 veya 40, 50 bin liralık cihazla bu cihazı karşılaştırmanın imkanı yok. Çünkü iki tane kamerası var, hızlı bir su geçirmiyor. Bir dünya özellikleri var. Ama sen bunu direkt profesyonel bir makineyle kıyaslarsan burada bir yanılgıya düşersin. Ama cep telefonu çekimiyle karşılaşırsan bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Güzel. Sosyal medya içerik üretecektiniz gayet de güzeldir. Fiyatı dediğim gibi şu an 12.000 TL civarında diye biliyorum. Sadece bu şekilde içinden şarj kablosu çıkıyor. Kullanım kılavuzu, böyle bir taşıma için aparat çıkıyor. Yani normal kutusunda bunlar geliyor. Güzel bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Hani alınır mı? Alınır. Reklam tarzı veya kendi içerik içeriği için gayet güzel bir cihaz olacağını düşünüyorum. Bazı arkadaşlar soracak da tabii GoPro mu alayım, bunu mu alayım derseniz. Şimdi arasında bir ayrım var. Nasıl bir ayrım var? Birisi sadece aksiyon kamerası, birisi hem aksiyon kamerası hem de 360 derece kamera ve bunu yaparken de aşağı yukarı aynı fiyatlara sahip. Şimdi ben size şunu söyleyebilirim. GoPro'nun renk skalası veya keskinliği bir tık daha iyi olabilir. Yani internette zaten birçok videoya bakarsanız renk ve keskinliği GoPro'nun
bundan bir tık daha iyi. Ama bu sonuçta 360 derece kamera daha yaratıcı imkanlar sağlıyor size. Bu konuda bir yanlışlık veya sorun olsun istemem. Eğer tek sadece aksiyon kamerası olarak istiyorsanız ben size GoPro'yu öneririm. Ama hem aksiyon kameram olsun hem 360 derece kameram olsun diyorsanız da bu şu an için ideal bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Umarım faydası olmuştur. Belki eklemeyi unuttuğum bilgiler olmuş olabilir. Bunu da alt kısmına yorum olarak sorarsanız ben size cevap veririm. Umarım faydası olmuştur. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.